Bu bölümde Güney Kore'nin hiç bilinmeyen yerlerini keşfediyoruz. Güney Kore'nin kültürünü, tarihini, geleneklerini keşfetmeye devam ederken şimdi kendimize Güney Kore'nin en eski, en önemli hanedanlıklarından biri olan Baekje Hanedanlığı'nın sarayında buluyoruz. Bu sarayın tarihi oldukça eskilere gidiyor. Zaten hanedanlığa baktığımızda M.Ö. 18, M.S. 660'lara kadar uzanan çok uzun bir süresi var. Ve şimdi biz bu sarayda bu tarihi keşfedeceğiz. Girer girmez hemen Güney Korelilerin atasporu olan okçuluk bizi karşılıyor. Güney Kore'de okçuluk çok önemli bir spor. Tarihten beridir, binlerce yıldan beridir bu topraklarda yapılıyor. Bu sebeple bakın kadını da erkeği de muhakkak eğer okçulukla ilgili bir aktivite bulurlarsa deniyorlar. Okçuluk aktivitesini bu şekilde kent merkezinde görebiliyoruz, parklarda görebiliyoruz. Ücretsiz olarak insanlar atabiliyorlar. Oyunaseyo. Evet, nasıl kullanılıyor diyor. Bakın şöyle bir Koreli olarak bilemediler ama. Okçuluk bizim de atasporu olduğu için ben biliyorum. Evet, denk getiremedi. Denk getiremedi. Normalde okullarda bugün her yerde kursları var ama bu hanımlar ilk kez atıyorlar. Ben de şaşırdım. Evet, onlar denesinler. Okçuluğu yapmaya devam etsinler. Ben de size şimdi bu zengin tarihi, bu zengin kültürü göstereyim. Hemen giriş kapısından başlamak istiyorum. Saray olduğunu nereden anlıyoruz? Hemen böyle ihtişamlı kat kat çatılar gördüğümüz zaman çok önemli bir mekana girdiğimizi anlıyoruz. Binlerce yıldan beridir bu kültürün en önemli parçası çatıları. Hemen ihtişamlı kapıdan girer girmez bakın dev bir avlu bizi karşılıyor. Sarayın ön kısmı, giriş kısmı bu bahçede önemli törenler, önemli toplantılar, önemli buluşmalar yapılırmış. Askeri törenlerin yapıldığı bahçe burası. Özellikle kutlamalarda bütün askerler burada bulunur ve işte tam da hemen giriş noktasında kral konuşmasını yaparmış. Hemen sağ ve sol tarafımıza baktığımız zaman ormanlık alan dikkat çekiyor. İnsanlar yeşile, doğaya çok önem veriyorlar. Bu yüzden de ülkenin yaklaşık %70'lik kısmı tamamen ormanlardan geliyor. Şu anda biz kırsal bir bölgedeyiz. Zaten başkentin dışına çıktığımız zaman hep bu şekilde geleneksel mimariler görüyoruz. Çünkü insanlar, özellikle köylerde yaşayan insanlar, yüksek gökdelenlerin, büyük binaların, taş binaların sağlığa olumsuz etkilediklerini düşünüyorlar. Bu nedenle hep mimariler bu şekilde ahşaptan yapılmış. Sarayın ikinci kapısına geldik. Burası toplanma alanı. Şimdi ihtişamlı, bakar mısınız? Rengarenk desenlerle dolu, büyük büyük sütunlarla yapılmış ikinci giriş kapısından yavaş yavaş ana saraya doğru gidiyoruz. 1, 2, 3. 3 tane kapı dikkat çeker. Bu hiç değişmez saraylarda. Bu ana büyük kapı, kralın geçtiği kapı. Diğer iki yan kapıysa askerlerin ve yaverlerinin geçtiği kapı. Hemen şöyle gidiyoruz. Şimdi bakın basmış olduğum bu nokta çok özel. Bugünkü kırmızı halı kültürü. Kralın yolu burası ve yürüdüğü yol tamamen, bakın görüyorsunuz, ejderha motifleriyle dolu. Gücü sembolize eden, kudreti sembolize eden ejderha figürü tarihte hanedanlığın en önemli detayı olmuş. İşte kralın yürüdüğü yolda tamamen bu ejderha motifiyle donatılmış. Kral haricinde ve kraliçe haricinde kimse bu yoldan yürüyemezmiş. Tarihin en önemli ve özel saraylarından biri olan bu eser, bölgenin en önemli turistik mekanlarından. Kore kültürünün bugüne önemli yansıması bu saraylar. İşte şu anda bu yol bizi kralın yaşam sürdüğü ana saray yapısına getirdi. Şimdi diyeceksiniz ki hani ihtişamlı ihtişamlı. Bu yapı Güney Korelilere göre çok ihtişamlı üstündeki motiflerle. Ama detayına indiğim zaman öyle değerli taşlar, pırlantalar, çok böyle hani altınlar, yakutlar göremezsiniz. Saray bile olsa buradaki detaylarda sadece el işçiliği, bol motif ve bol renk görebilirsiniz. İşte bu sarayların ihtişamı sadece bu renklerinden geliyor. Canlı renkler ve kırmızı çok fazla kullanılıyor. 7 basamağa çıkarak artık ana kral yapısının, ana kral sarayına giriş yapıyoruz. Yine yerler olduğu gibi ejderha motifleriyle dolu ve büyük kralın geçtiği kapıdan geçerek tahta geldik. Tabii bu krallığın kuruluşunun ilginç bir hikayesi var. Kugoryeo Krallığı.
Kore Yarımadası'nın en büyük krallıklarından biri ve Silla Krallığı. Kugoryo kralının 3 tane oğlu var ve 3. oğlu babasından miras kalmayacağını öğreniyor. Krallıkla ilgili kendisine hiçbir şey verilmeyeceğini öğrenince hemen kendini ayırıyor krallıktan ve Güney Kore'nin başka bir kısmına giderek annesinin de desteğiyle Baekje krallığını kuruyor. İşte tam da bu noktada. Uzun yıllardan sonra krallığını oluşturuyor ve babasına isyan ediyor. İkinci oğlu da babasından ayrılıyor. Seul yakınlarında başka bir krallık kuruyor. Tamamen bölünüyorlar aile olarak. Baekje krallığı Çin'le Japonya'yla farklı medeniyetlerle savaşıyor. Zaman içerisinde çok güçlü hale geliyor. Hem denizde hem de karada efsaneler yaratarak Kore Yarımadası'nın en güçlü hanedanlıklarından biri oluyor. İşte şu anda da arkamda Baekje kralının oturduğu tahtı görüyorsunuz. Bakar mısınız? Sırf el sanatlarıyla ve ahşap sanatıyla dolu. Yine yerlerde gördüğümüz ejderha figürünü görüyoruz. Kral tahtı, sütunlar kırmızıyla, doğanın rengi de tavanlarda yeşille renklendirilmiş. Sarayın içinde aynı zamanda kralın ve kraliçenin giydiği elbiseler de sergileniyor. Taktıkları takılar, kullandıkları taçlar, giydikleri çarıklar işte burada sergileniyor. Bir açık hava müzesi geziyoruz adeta. Detaylar ve eserler oldukça özel ve ilginç. Sarayın bu kısmına geldiğimiz zaman da bakın burada tarihin kitaplarını görüyoruz. Kağıt bulunmadan önce insanlar yazılarını, bilgilerini hep bambu ağaçlarına yazmışlar. Bakar mısınız? Farklı tarihlerdeki bilgiler bu bambu ağaçlarında yazıyor. Böyle yukarıdan aşağı doğru yazıyorlar genelde. Ama bazen soldan sağa doğru da yazdıkları oluyor Kore alfabesinde. Hangul olarak isimlendirilen Kore alfabesi 1443 yılında Kral Sejong tarafından oluşturuluyor. Bu büyük sarayda bakalım şimdi nereye geliyoruz? Sarayın bir başka kısmına geldik. Ana yapıdan ayrılınca sağ ve sol taraflarında bu şekilde sarayın diğer kısımları dikkat çekiyor. Buraya sadece kral ve ailesi girebiliyor. Onu söyleyelim. Özel yaşam alanı. Yine kralın çalışma odasını görüyoruz. Yaşam sürmüş olduğu alanları görüyoruz ama dışarıdan hiç kimsenin girmediği alanlar bu alanlar. Yine geniş bir avlu dikkat çekiyor. Yine geniş geniş tek gözlü yapılar dikkat çekiyor. Geleneksel tam bir Kore mimarisi bu saraylar. En dikkat çeken mimarilerinden biri de hemen arkamda kendini gösteriyor. Pagoda olarak isimlendirilen 5 katlı yapı. Bu bir tapınak, ibadethane. Özellikle o dönemlerde Baekje Krallığı'nda bütün halk Budist'ti. İşte bu nedenle kentin farklı noktalarında ilginç mimarilere sahip olan tapınaklar yapılmıştı. İşte onlardan biri de burada. Oyunaseyo. Kamsahamnida. Ve işte o zamanlarda da sarayın tapınağı olarak kullanılan mekanı burası. Hemen bahçesi dikkat çekiyor. Yemyeşil bir bahçe. Bakın görüyorsunuz. Sebzelerle donatılmış. Lahanalar var. Burada kalp şeklinde yapılmış. Çok da güzel gerçekten. Yine özellikle çatıda yeşil rengin ağırlıklı kullanıldığını görüyoruz. Kore'nin doğasını temsil ediyor. Üzerindeki renkler doğasındaki renkleri temsil ediyor. Ve yine bahçeye geldik. Tabii o zamanlarda bu tapınaklar inşa edilirken, evler inşa edilirken konum göz önüne alınarak inşa edilmiş. Muhakkak yapılar sırtını dağa, yüzünü göle, nehre dayayacak şekilde yapılmış. İşte bu tapınakta da o mimarinin en güzelini görüyoruz. Arka tarafta ormanlar ve dağ, önde de yapay bir göl yapılmış. Feng Shui felsefesi bu kültürde çok önemli. Hayatlarının her alanında bu felsefeyi uyguluyorlar, tapınaklarında da. Şu anda bu tapınak yapılarından birine girdik. Gwandam Hall olarak isimlendiriliyor. Ve girer girmez hemen lotus çiçekleri dikkat çekiyor. Dev bir yine Buda heykeli koymuşlar. Ve insanların ibadet ettiği alan da burası. Her yerde lotus çiçeği yani nilüfer çiçekleri dikkat çekiyor. Bu kültürde nilüfer çiçeği çok önemli. İnsanlar çok uzun ömrü olduğu için nilüfer çiçeğinin onlara da bu şekilde yansısın diye her yere nilüfer çiçekleri koymuşlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.